AKP, MHP yargısının kararını tanımıyoruz. Direnerek kazanacağız. Türkiye hukuk tarihine, yargı tarihine, dün yine kara bir leke daha sürüldü. Çetelerin, mafyaların güpegündüz kent meydanlarında çakarlı araçlarla serbest dolaştığı, serbest bırakıldığı bir süreçte Kürtleri asit kuyularında katleden, binlerce faili meçhul cinayet işleyen, JITEM davalarının aklandığı bir süreçte Kürtler, devrimci ve sosyalist siyasetçiler cezalandırılıyor. Dün Sincan'da AKP-MHP yargısı tarafından bir hukuk katliamına daha imza atılmıştır. Sincan'da alınan kararla Selahattin Demirtaş'a 43 yıl 6 ay, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay ve diğer arkadaşlarımıza toplamda yüzlerce yıla varan hapis cezaları verilmiştir. Normalleşme ve yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte HDP, Kürt siyaseti, devrimciler ve demokratlar iktidar tarafından siyaset sahnesinden silinmek isteniyor. Ama çok iyi bilsinler, biz Kürtler, emekçiler, yoksullar yine her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza dayanışarak bu kirli kararları boşa çıkaracağız. Arkadaşlarımızı bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle, Figenlerle birlikte Türkiye demokrasisi için, demokratik bir cumhuriyet için mücadele edeceğiz. Bu kararı verenler çok iyi bilsin ki halklarımız için o günler uzak değil. O günlerin mücadelesini daha kararlı bir şekilde yürüteceğimizin sözünü veriyoruz. Halk düşmanı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı olan, Orta Doğu'ya büyük bir felaket yaymak isteyen IŞİD'in yanında olduklarını gösteren bir karar alınmıştır. İktidar yargısı tarafından verilecek karar ya halklardan ve demokrasiden yana olanların yanında ya da IŞİD ve faşizmin yanında olunacağının göstergesiydi. Kobani Kumpas davasında mahkemenin almış olduğu karar onların bir kez daha IŞİD'in ve faşizmin yanında olduklarını göstermiştir. Şunu bir kez daha söylüyoruz. Faşizme asla geçit vermeyeceğiz. Faşizme karşı daha çok omuz omuza olmanın, daha çok dayanışmanın olması gerektiği bir zaman dilimindeyiz. Biz bu cezaları tanımıyoruz. Biz bu kararı tanımıyoruz. Selahattinler, Figenler, Günay Kublaylar, Kobani Kumpas davasına yargılanan tüm arkadaşlarımız, Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve bu topraklardaki tüm ötekileştirilenlerin gönlünde beraat etmişlerdir. Özgürdürler.